Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın çoktan beri video yapamadım. Çok yoğundum. Maalesef çok işlerimiz var. Sene sonuna kadar bitmesi lazım. Yalnız bugün günlerden cumartesi e, tabii ki e, sizlere severek bu videoyu hazırlıyorum. Arkadaşlar ve e, konumuz şu. En çok soru sorulan ee, ne İsviçre İsviçre İsviçre'de gelir İsviçre'de gider Abi şöyle olur mu Abi böyle olur mu Abi ben gelirsem e, nasıl olacak Kaç para kazanmam lazım Ben orada yaşayabilmek için arkadaşlar e, biliyorsunuz geçen de bir video yaptım size ya İsviçre'nin e, hesapladığı rakamları söyledim yalnız tabii ki e, herkesin hesabı çeşindildir. Ben bir yabancının, tek bir kişinin, bir yabancının gördüğüm kadarıyla giderlerini şurada bir hesapladım arkadaşlar ve en azından hesapladım çünkü en çok sorulan bu. Abi ben gelince kaç para kazanırım? arkadaşlar burada e, 4000 frank brütten başlıyor 3600 elinize geçiyor Ben yanlış şöyle hesapladım 4000 frank elinize geçerse e, bir kişinin e, giderlerini e, hesapladım şimdi buraya İsviçre'ye öbür ülkelerden gelmek isteyen çok arkadaşlar var bu soru bana soruluyor abi nasıl olur nasıl biter? AB ülkesinden buraya gelmek istiyorsanız, AB pasaportunuz var ise, bakın evliyseniz yan, yan, ama sırf sizin AB pasaportunuz var. İster erkek olsun, ister hanım olsun fark etmez. AB pasaportu olan gelip de İsviçre'de bir iş bulup burada oturma hakkını kazanıyor. Yani yalnız burada 3 ay içerisinde bir iş bulması lazım. Yoksa çıkmanız gerekiyor. Yani burada devamlı kalamazsınız. AB pasaportu olan birisi için hiç sorun yok. AB pasaportu olmayan birisi için tekrar söylüyorum. Türkiye'den mesela gelmek istiyorsanız ya evlilik yaparak veyahut da bir şirket size istek yapması lazım. Yalnız bu şirket bu isteği yaparken belediye diyor, diyor ki dur diyor sen diyor mesela diyor garson arıyorsun diyor. Bizim diyor bir sürü garson işsiz insanlarımız var diyor evde oturuyorlar ilk önce onu işe al diyor. Türkiye'den diyor Ahmet'i Mehmet'i Veli'yi getirme diyor. İnşallah anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Yalnız e, tabii özel işler var. E, herkesin yapamadığı işler var. O işlere gelince severek e, istek yapılıyor. Ama ilk önce buranın belediyesi diyor ki, kanunu diyor ki, ilk önce diyor Avrupa Birliği'nden diyor arayacaksın diyor, orada bulamazsan diyor, istersen diyor Tayvan'dan getir yani Türkiye'den de getirebilirsin. Şimdi arkadaşlar diyelim ki İsviçre'de yaşıyorsunuz bakın. Güllük, güldastın, Güldastınlık nasıl da onun ismi her neyse değil yani. Çoğu, çok insanlar zannediyor ki ben İsviçre'yi methediyorum. Ben hiçbir met methetmiyorum. En güzel vatan Türkiye. İşini biliyorsan, paranı kazanıyorsan Türkiye en güzel, benim için en güzel ülke Türkiye. Ondan sonra İsviçre geliyor. Ben peki neden İsviçre'de yaşıyorum? Arkadaşlar ben buraya gelmek istemedim. Beni çocukken buraya getirdiler. Bana kimse sormadı. Murat sen İsviçre'ye gitmek istiyor musun diye. Geleceksin dediler. Tamam. Bu kadar. Ben burada okula gittim. Mesleğimi yaptım. Ömrüm burada geçti arkadaşlar. 56 yaşındayım. 45 seneden beri buradayım. Artık siz düşünün. Burada her şey yani İsviçre'liler şöyle söylüyor. Her parlayan şey altın değil. Burada da aynısı. Burada her parlayan şey altın değil arkadaşlar. Burada da yaşam şartları zor. Bakın, ben size ne gelin diyorum ne gelmeyin diyorum. Ben size bu videomda gerçeği söylüyorum. Burada da yaşam şartları zor. Burada güzel yaşamak istiyorsanız işçi olarak, diş doktoru olarak değil. Mühendis okumuş birisi için değil. Onların maaşları güzel. Onlar 8 binden yukarı kazanıyor frank. Ama normal bir işçi güzel yaşamak istiyorsa, güzel araba kullanmak istiyorsa, Türkiye'ye bir iki kere gidip gelmek istiyorsa, arabayla olsun uçaklı olsun, tatil yapmak istiyorsa, haftada birkaç kere et yemek istiyorsa, kaliteli et yemek. Biz Müslümanlar domuz eti yemiyoruz. Dana eti, kuzu eti pahalı oluyor böyle arada bir bir lokantada yemek yemek istiyorsanız iki kişi çalışmanız Hızlı. lazım. Tek tabanca arkadaşlar olmuyor. Ama tabii sen tek tabanca çalışır da mesela senin işin zordur, pistir, kokuyordur, sıcaktır, soğuktur. Ona göre para kazanırsın o oh, başka mesele. Üç şık çalışırsın, bir gece çalışırsın, bir gündüz çalışırsın onların da maaşları güzel. Biraz evvel dedim ben hesapladım arkadaşlar, tek kişi olarak hesapladım. Bakın kirayı ben 1200 frank hesapladım. Bir kişi için konuşuyoruz. Bu bir odalı olabilir, yani sırf bir odanın içinde mutfakta var. Aynı yerde yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun. Banyo özel, mutfakta aynı yerde, bazı yerlerde ee, öbür bir kısımda mutfak oluyor veyahut da iki odalı olabilir bir oturma odası bir yatak odası 1200 frank hesapladım ben arkadaşlar Zürich'in içinde yalnız mesela 1200 frank dediğiniz zaman adamlar size güler 1200 frank'a Zürich gibi bir yerde bir dairenin içinde belki bir oda kiralayabilirsiniz aynı dairede 4-5 kişi oturuyor öyle olabilir yalnız 1200 frank bir ee, kiralı daire kiralamak istiyorsanız 1200 franka bu Zürich'in etrafında bir yerlerde olacak. Öyle büyük büyük binalar var. 1200 franka da bulunuyor. Hatta daha ucuza da bulunuyor. Daha pahalıya da bulunuyor. Ben 1200 frank hesapladım. Arkadaşlar ondan sonra İsviçre'deki en büyük sıkıntımız bizim Krankenkasse. Yani e, sigortamız, sağlık sigortamız. Ben 300 frank hesapladım ayda. Ve şöyle arkadaşlar yani bu 300 frankı ödüyorsun her ay bunu ödüyorsun. Yani senede ne yapar? 3600 frank yapar. Hasta olduğun zaman mesela ben şimdi hastalanayım doktora gideyim. Bu senenin faturalarını 2023-2500 franka kadar kendim ödüyorum. O 2500 franktan sonra sigorta ödüyor. Yani burada sistemi öyle bir yaptılar ki insanlar artık korkudan doktora da gidemiyor. Ondan sonra Murat Bozdoğan hesapladı 80 frank telefon ücreti 200 frank öbür sigortaları e, hesapladım dairenin sigortası var kendi privat şut e, var bilmem ne var zart var zurt var öbür sigortaları ben bir 200 frank hesapladım ama belki Ali'nin 300'dür Veli'nin 150'dir öbürkünün 180'dir öbürkünün 250'dir onun için ben böyle bir ortalama yaptım 1000 frank dedim yeme içme dedim yani haftada bu adam 250 franklık alışveriş yaparsa ayda 1000 frank diye hesapladım bu adam belki bir Audi satın almıştır. Audi'yi beğendiği için onun kredisi vardır. Bakın onu da hesapladım. Çünkü çoğu çoğu gurbetçilerin hepsinin arabası var. Arkadaşlar maalesef tabi hepsi de krediyle. Ya leasing ya krediyle. 500 frank hesapladım. Bu arabanın tabi ki tamiratı var, tekerleği var, e, benzini var. E, 300 frank da onu hesapladım. Aylık olarak arkadaşlar ve sonunda vergi hesapladım. 4000 frank kazanan birisi İsviçre gibi bir yerde en az da 4000 frank vergi veriyor arkadaşlar. Ama tabii çoluğunuz çocuğunuz var ise onları vergilerden düşebiliyorsunuz. O rakamları düşebiliyorsunuz. Ama bu arkadaşın tabii daha çoluğu çocuğu yok. Daha aile, aile kurmamış. 400 frank da onu hesapladım. 4800 frank yapar senede. Ve normal. Yani şimdi ben kendimden konuşacak olursam benim benim de artık çoluğum çocuğum büyüdü ben onları vergiden artık kesemiyorum. Arkadaşlar ben 9000 frank vergi veriyorum. 9000 frank. Yani bunda stoyer, gemayende stoyer, alt stoyer 9000 frank vergi veriyorum. Çünkü düşemiyorum onları düşemiyorum. Arkadaşlar ve e, dedim ki üstüne başına da dedim 100 frank hesaplayayım dedim. ve bu adamın tabi ihtiyacı da olacak. Ayakkabısı eskir, pantolonu eskir vesaire vesaire. Arkadaşlar 4000 frank kazanıyor dedim. Ve hesap 4, 4080 frank yaptı arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz 4080 frank yaptı yani aldığı 4000 frank bile yetmiyor ben inşallah başka bir şey unutmamışımdır. Sizler de bana yazarsınız bir şey unuttuysam. Bunlar aklıma geldi. Yani daha bu gezmeyi, tozmayı görüyorsunuz. Bunları bu adam yani monoton yaşayacak. Evden işe, işten eve, evden işe, işten eve. Tabii 4080 frank hesapladım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. 5000 frank kazanan var, 6000 frank kazanan var işçiden konuşuyorum. 7 bin frank kazanan var aynı yerde 20-30 seneden beri çalışıyorsa. Yalnız ben yeni gelmiş birisi için iş hayatına burada yeni, yeni katılıyor. Almancası süper değil. İşi biraz öğrenmesi lazım. Vesaire vesaire. 4080 frank arkadaşlar görüyorsunuz ihtiyacı var yani 80 frank az geliyor. 80 frank az geliyor. Bir yerden bir yerden artık yemeden içmeden mi, üstünden başından mı bir yerden bir yerden bu parayı artık o 80 frankı da kendisi halletmesi lazım. Eline 4000 frank geçerse arkadaşlar. Onun için bakın bana İsviçre'den yazan arkadaşlar da var. Çoktan beri Liechtenstein'den Barış diye bir arkadaşımız yazıyor. Abi diyor ben artık İsviçre'den bıktım diyor. Biz burada diyor monoton yaşıyoruz. Evden işe, işten eve, evden işe, işten eve. Abi, abi diyor bana kendisi ben artık bıktım İsviçre'den. Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum. Yani o kadar bıkmış monoton yaşamaktan. E, o, öylesi de oluyor. Yani bunu da söylemiş olayım. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Bana her taraftan bazı arkadaşlarımız saldır, saldırıyor. Yok sen şöyle söylüyorsun. Yok sen böyle abartıyorsun, yok sen şöyle diyorsun. Arkadaşlar gördünüz bakın. Normal bir hesap yaptık. Ama tabii bu adam, bu adam ileride birisinden beraber. İsviçre'de şöyle, hemen evlenmiyorsun. Bir manitan oluyor, burada Freundin diyorlar. Beraber oturuyorsun, beraber aynı yerde oturuyorsun. O ne oluyor? 1200 frank kirayı arkadaşlar ikiye bölüyorsun ne oluyor? 600 frank veriyorsun. O 1000 bin, bin frank yeme içme ikiye bölünüyor. Tamam iki kişi daha fazla yiyor. 1300 frank belki 1500 oluyor ama adam bir diyelim 1500 franklık alışveriş yaptın. Ne oluyor? 750 franka düşüyor. O tencere zaten kaynayacak. Öbür sigortaları da evin sigortasını beraber yapıyorsun. ikiye bölüyorsun. Arabayı beraber kullanıyorsun. Yani ödediğin parayı da ikiye bölüyorsun. Onun için hayat Kolaylaşıyor. İki kişi olduğu zaman iki tabanca çalıştığı zaman arkadaşlar tekrar söylüyorum İsviçre'de dört dörtlük yaşayabilirsiniz. Yoksa dört dörtlük yaşamak yok. Ve şunu da unutmayalım. İsviçre'de 65 yaşına kadar 67 yapmak istiyorlar. Gelecek seneye yine seçimler var bu konu üzerinde. Tabii ki insanlar istemiyor 67'yi. 65 yeter diyorlar. Yani ben şimdi 15 yaşında meslek hayatına at başladım 15 yaşında meslek okuluna başladım hem çalışarak hem okula giderek meslek öğrendim 15 yaşından sonra arkadaşlar ne demek oluyor ben 50 sene 50 sene çalışmam lazım ondan sonra emekli oluyorum emekli paramı alıyorum emekli e, konusuna gelince onun üzerine de videom var arkadaşlar sırf emekli parası zaten yetmiyor onun için devlet diyor ki Kendin de diyor biriktir diyor ama sana e, öyle bir sistem kurmuş ki e, şu anda 7 bin bir küsuratı var. O parayı diyor bankaya yatır diyor. Yalnız o parayı 65 yaşından evvel çekemiyorsun. Şöyle çekebilirsin ya temelli dönüş yaparsın Türkiye'ye veyahut da e, araba filan aldın mı çekemezsin. Yok veyahut da bir daire filan alırsan yani bu parayı bir yere... Bir yatırım olarak e, yaparsan o zaman çekme hakkın var. E, bildirmen lazım. Ona göre çekebilirsin. Yoksa bu dritte soyle deniyor buna. Onu çekemiyorsun. O 7000 frank küsur altı ödediğin zaman arkadaşlar sana vergiden düşüyor. Yani ne olmuş oluyor? 6000 frank ödeyen adam, vergi ödeyen adam 4500 frank ödüyor. Yani bir 1500, 1800... Belediyesine bağlı, orada ona bir avantaj görüyorlar. Tabii ki bu parayı geri çektiği zaman onun vergisini veriyor ama düştüğü kadar değil, biraz vergisini mecbur veriyor. Arkadaşlar bakın konu uzadı ee, İsviçre'nin bu kanunları bilgileri bunu tekrar size dört dörtlük söylemek için özel olarak bu videoyu yaptım. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani burada şöyle hayat böyle hayat yok. Çalışacaksın, iki tabanca çalışacaksın, o zaman hayat var. İstediğin arabayı da alırsın, imkanlar var. Güzel yaşarsın, imkanlar var. Yok demiyorum. Yalnız iki tabanca, tek tabanca yaşarsın. Yaşarsın ama dediğim gibi ona göre yaşarsın. Bakın ben daha bu, bunun içinde daha bu adam Türkiye'ye izine gidecek, para harcayacak, euroları bozduracak. Yok, yok. Adam çünkü 4000 frank para kazanıyor. 4000 frankla fazla oplayamazsınız arkadaşlar. İsviçre pahalı bir memleket. Burada dana eti 60 franktan başlıyor. Normalde şöyle bir 70-80 frank bir kilogram dana eti. Yani İsviçre'nin gelirine göre ama pahalı işte görüyorsunuz. Pahalı. İsviçre Almanya ile karşılaştırırsak iki misli. Onun için buradaki maaşlar da yüksek. Ama ürünler de yüksek. Burası İsviçre maalesef öyle. Almanya'nın zaten sistemi bambaşka. Arkadaşlar 16 dakika oldu. Gerçekten çok uzadı görüyorsunuz. Bu konu üzerinde yani 4-5 saatte de konuşabiliriz. Tabii öğrenilecek çok şeyler var da. İnşallah siz de takipte kalırsınız. Abone olmadıysanız abone olursanız ben de sevinirim. Arkadaşlar fazla uzatmak da istemiyorum. En sonunda ne diyor Murat Bozdağ'ın? Sıhhat arkadaşlar. Sıhhat en büyüğü para değil. Sıhhat. Sıhhat gitti mi zaten her şey gitti. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.